Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Fiziksel nicelikler nasıl sınıflandırılıyor? Şöyle bir bakalım. İki farklı şekilde ele alabiliyoruz. Bir temel büyüklük, türetilmiş büyüklük şeklinde ele alabiliyoruz. Bir de skaler, skaler büyüklük ve vektörel büyüklük. Bunların zaten ne olduklarını şimdi açıklayacağız. İlk olarak ilk ayrıma bakalım. Temel büyüklük ve türetilmiş büyüklük ayrımı ne anlama geliyor? Fizikte bir takım e, kabullerimiz var. Bazı büyüklükleri temel büyüklük olarak seçiyoruz. Diğer büyüklükleri de onları kullanarak türetebiliyoruz. Temel büyüklük kavramının ne olduğunu ele alalım demişiz. Temel büyüklük tam olarak bu. E, yani elimizde mecburen seçmemiz gereken 7 tane büyüklüğümüz var. Diğer bütün fizikte tanımlayabileceğimiz ne varsa bunları kullanarak tanımlayabiliyoruz. Mesela uzunluk bir e, fiziksel bir büyüklükken hacim de fiziksel bir büyüklük ama hacmi uzunluğu kullanarak tarif edebiliyoruz. Ya da kuvvet, kuvveti kullanırken işte uzunluk, kütle vesaire gibi kavramları kullanarak, kütle zaman gibi kavramları kullanarak kütle kavramını gene tarif edebiliyoruz. Kütle büyüklüğünü tarif edebiliyoruz. Dolayısıyla 7 tane temel büyüklük seçilmiş durumda ve bunlar bir seçim aslında. Tabi ilk başta uzunluk çok mantıklı geliyor. Kütle çok mantıklı, zaman çok mantıklı geliyor. Sıcaklık tabii neden olmasın. Mesela akım şiddeti genelde yanılabiliriz. İşte yük olmaz mıydı temel büyüklük diye düşünüyoruz. Bunlar bir kabul olduğu için uluslararası ortak bir kabul olduğu için yani doğrudan şu mantığa dayalı olarak yük değildir diyebileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla bu listeyi öğrenmemiz gerekiyor. Benim sizden öğrendiğim bir şey var. Siz bu listeyi öğrenirken işte ezberlemesi kolay olsun diye kısa muz diye kodluyorsunuz. Şöyle bir yazalım. Ben o sırada buraya yazmadım. Kısa muz diye yazdığımız zaman şu aklımıza ilk gelecek sırada bu, bu listeye yazdım. İşte k kütleyi, ee, I ışık şiddetini, ama bu önemli. Yani ışık neyi diye düşünmek zorunda kalırsanız. çünkü ışık akısı değil ışık şiddeti. Orada farklı kavramlar var. Hepsi I ile başlıyor. S dediğimiz zaman sıcaklık, A dediğimiz zaman akım, akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluğu, Z de zamanı gösteriyor. Bu şekilde kodladığınızı biliyorum. Şimdi bu, bir de bunların temel birimleri var. Bunların temel birimleri de aslında birer kabulden ibaret ve uluslararası kullanımı var. Uluslararası platformda SI birim dediğimiz bu sisteme göre uzunluğun birimini metre olarak kabul ediyoruz. Dünyanın her yerinde uzunluğun birimi metre olmak zorunda değil. Hatta Türkiye'de bile duruma göre uzunluk birimi olarak kilometre kullanıyoruz. Ama bilimsel bir çalışma yapıyorsak, SI birimde temsil etmek istiyorsak mutlaka metre şeklinde söylemeliyiz. Kaldı ki... Amerika, İng İngiltere gibi e, emperyal birim sistemlerini kullananlar işte metre yerine işte fit, inç, yard gibi kavramlar kullanabiliyorlar. Biz bunları kullanmıyoruz günlük hayatta da. Biz genelde santimetre, milimetre, kilometre gibi kavramları kullanıyoruz ama buradaki seçim tercih metre yönünde. Aynı şey kütle olunca gram değil dikkat edelim kilogram. Saniye zaman için. Sıcaklık dediğimiz zaman bu çok önemli. Kelvin kesinlikle Kelvin şeklinde düşünmek durumundayız SI birim olarak. Çünkü basınçla ilgili hesaplamalar yapmak istediğimizde de diğer birimler bizim için bayağı sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden Kelvin'i seçiyoruz. Akım şiddeti amper. Çok aşina olduğumuz. Işık şiddeti bu 10. sınıfta göreceğimiz konular içerisinde de var. Birimi kandela. Madde miktarı mor. Buna da gene ortaokuldan bile aşina olabiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim türetilmiş büyüklükleri inceleyeceğiz. Bu arada bu birimlerle ilgili hani şu an genel bir fikir sahibi olmak, bu listeyi biraz akılda tutmak, türetilmiş büyükler, daha doğrusu temel büyüklükler için bunu yapmak yeterli. Çünkü mesela sıcaklık dedik, kelvin dedik, bir şeyler söyledik, geçtik. Ama zaten ısı sıcaklık konusunda bu detaylara değineceğimiz için, birimlerden bahsedeceğimiz için şu anda endişelenmeye gerek yok. O kısımları erteleyebiliriz. Zaten o tarz gelebilecek sorularda sizin zaten bütün bu TYT konularını bitirdiğinizi varsayarak sorulabilecek sorular olacağı için endişe etmeye gerek yok. Türetilmiş büyüklükler bu listede saydıklarımızın dışında aklımıza gelen bütün fiziksel büyüklükler. Kuvvet, enerji, hız, sürat, basınç, elektrik yükü, ısı bütün bunlara baktığımız zaman bunların büyüklüklerinin türetilmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü bunları mesela sürat basitçe metre bölü saniye şeklinde yazıyoruz. Yani uzunluk bölü zaman şeklinde ifade edebiliyoruz biz hızı. Dolayısıyla iki temel büyüklüğü kullanarak türetilmiş bir büyüklüğü tanımlayabildik. Mesela kuvvete baktığımız zaman kuvvetin biriminden de anlamak çok kolay. Newton birimi nasıldır? Şöyle bir basit bir denklemle hatırlamak bazen kolay oluyor. F eşittir ma. Bunun birimi Newton. Bu tarafın birimi kütlenin birimi kilogram. İğmenin birimi metre bölü saniye kare. Kütle çarpı. Demek ki kuvvet nasıl bir birimmiş? Şöyle hatta yazalım. Kütle. Kilogramdan kaynaklı. Birim analizi yaparak elde ettim bunu. Çarpı uzunluk. Bölü. Şöyle yazalım. Bölü. Zamanın karesi. Şeklinde ifade edilen bir büyüklükmüş kuvvet. Mesela ağırlık da kuvvetle aynı birimde olduğu için. Ağırlık dediğimiz şey de zaten ağırlık da bir kuvvet. Bir cisme gelen yer çekimi kuvveti. Onu da kütle çarpı uzunluk bölü zamanın karesi olarak ifade edebiliyoruz. Böylece bu türetilmiş büyüklüğü temel büyüklükler cinsinden tarif etme şansı bulduk. Birçok buradaki şeyi bu şekilde tanımlayabiliriz. Mesela bir örnek daha ben söyleyeyim. Elektrik yükü. Elektrik yükü dediğimiz şey şöyle yapalım. Tersten akımdan gidelim. Akım temel bir büyüklük. Birim zamanda geçen yük miktarı. Yani Q bölü T gibi yazabiliriz. Q bölü zaman. O zaman Q'yu burada ben yalnız bırakacak olursam şöyle Q eşittir I çarpı T gibi bir şey elde ediyorum. Dolayısıyla elektriksel yük, elektrik yükü dediğim şey akım şiddeti temel büyüklük bu. Akım şiddeti çarpı zaman şeklinde ifade edilebiliyor. Elektrik yükünün türetilmiş bir büyüklük olduğunu söylemiştim. Akım şiddeti ve zamanı kullanarak elde edebiliyoruz. Peki. Bunların gene SI birimlerine baktığımız zaman, bunların SI birimlerinin arka planında, mesela Newton biriminin arka planında gene temel büyüklüklerin SI birimlerinin olduğunu görüyoruz. Newton'un açılımına baktığımız zaman kilogram metre bölü saniye kare şeklinde ifade edilen bir birim. Dolayısıyla SI birimi için yani kilogram metre bölü saniye kare de demek yanlış olmaz. Newton demek de zaten aynı anlama geliyor. İki şekilde de ifade edebiliriz. Ama Farklı kuvvet birimleri vardır. O kuvvet birimlerinden bahsetmiyoruz burada. Mesela uzunluk için ya da mesela sürat birimi olarak metre bölü saniye değil de fit bölü saniye diyebilirsiniz. Fit bölü saniye dediğiniz zaman SI birimi olarak ifade etmiş olmuyorsunuz. Onun da altını çizeyim. Çünkü fit bir SI temel bir büyüklüğe ait değil. Buranın metre olması gerekiyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Aynı şey mesela kilometre bölü saat içinde geçerli değildir. Kilometre bölü saat süratin SI birimi değildir. Çünkü ne kilometre SI sisteminde ne de saat SI sisteminde. Bunların metre ve saniye cinsinden olması gerekiyor. Bundan da bahsetmiş olalım. Denmiş ki temel büyüklüklerin SI birimleri grafikte belirtildiği gibidir. Bundan zaten bahsetmiştik. Türetilmiş büyüklüklerin SI birimleri bu birimler cinsinden ifade edilebilir. Az önce Newton için söylediğimiz gibi kilogramı kullandık. metre bölü saniye kare şeklinde ifade ettik. Gene burada neyi kullandık? Kilogram, metre ve saniyeyi kullanmış olduk. Doğru mu yanlış mı? Önce siz bakın, sonra da birlikte inceleyelim. Hacim temel bir büyüklüktür. Akla gelen ilk hacim birimi mesela metre küp olabilir. Dolayısıyla bu uzunluğun 3 kere birbiriyle çarpılması yani uzunluk küp şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla türetilmiş bir büyüklük oluyor. Hacim temel bir büyüklük değil. Uzunluk temel bir büyüklük. Elektrik direnci temel büyüklükler cinsinden ifade edilemez. Fizikteki bütün büyüklükler temel büyüklükler cinsinden ifade edilebilir. Bu yanlış. Merak ettiyseniz nasıl olduğuna da eee şöyle bakabiliriz. Gerçi biraz karışık oluyor. Çok kolay ifade etmek mümkün olmayabilir. Ve mesela işte potansiyelle ilgili bildiğimiz çok temel bir denklem vardır. V IR. Kolay olmamasının sebebi burada şu. Potansiyeli de diğer büyüklükler cinsinden tanımlamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada R'yi yalnız bırakıp bunu da tekrar açıp yazdığımızda illaki ohm dediğimiz direnç birimini illaki diğer birimler cinsinden yazabiliriz. Bu da aynı zamanda direncin diğer büyüklükler cinsinden yazılabileceğini yazılabileceği anlamına geliyor. Zaten herhangi bir şey fiziksel büyüklük aklınıza ne geliyorsa enerji vesaire bunların hepsi tabii ki temel büyüklükler cinsinden ifade edilebiliyor. Zaten temel büyüklüklerin görevi bu. Bir günün süresi temel bir büyüklüktür. Bir günün süresi ne kadardır? Bilmem kaç saniye, değil mi? İşte 24 saat diyoruz. Saniyeye çevirirsek SI birimiyle ifade etmiş oluruz. Haliyle temel bir büyüklüktür. Bu arada SI birimiyle ifade etmesem de. Yani bir güne 24 saat desem bile şöyle. 24 saat dediğim büyüklük tabii ki temel bir büyüklük. Bunun büyüklük olarak neye de denk düşüyor bu? Zamana denk düşüyor. Zaman da temel bir büyüklüktür. Bu doğru bir ifade olacak. SI birimde ifade etmek istersek ki zaten burada hiç ondan bile bahsetmemiş. Bunu saniyeye çevirmemiz gerekir. Hepsi bu. Aklınıza takıldıysa diye. Bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi 3 tane sıra sende sorumuz var. Temel büyüklük, türetilmiş büyüklük konusuyla ilgili önce sorulara siz bakın, sonra da birlikte bakalım. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklük değildir demiş. Yani türetilmiş bir büyüklük değilse temel bir büyüklük olması lazım. Şimdi inceleyelim şöyle. Temel büyüklük kısamız listesine baktığımız zaman orada bizim için I'yı ışık şiddeti olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla ışık şiddeti bizim için temel bir büyüklük ve türetil, türetilmiş bir büyüklük değil. Elektrik yükü türetilmişti. Hatta hız listemiz vardı. Isı enerji birimindedir. Dolayısıyla türetilmiş bir büyüklüktür. Kuvvetten de zaten detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Cevabım değişik. SI birim sistemindeki temel büyüklüklerle ilgili aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi büyüklük olarak bakalım. E, sıcaklık denmiş şimdi sıcaklık e, temel büyüklük olarak birimine baktığımız zaman kelvin büyüklüğünü e, kelvin birimini kullanıyoruz. Dolayısıyla santigrat olmayacak tabii ki termometre ile ölçülür. Burada aslında SI birim sistemindeki temel büyüklüklerle ilgili yani burada kastedilen SI birim belki buraya tekrar yazmamız gerekirdi. Santigrat sıcaklığın SI birimi olmadığı için dolayısıyla bu yanlış olacak. Devam edelim. Uzunluk, uzunluğun SI birimi metre ve uzunluk cetvelle ölçülebilir. Doğrudur. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Zaman birimi saniye, zamanı kronometreyle ölçebiliriz. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Akım şiddeti birimi amper. Amper metre kullanarak akım ölçüyoruz. Yine bunların ölçümleriyle ilgili fizikte ilerledikçe eğer 9. sınıftaysanız şu anda ilerledikçe zaten bunların nasıl ölçüldüğünü vesaire konu konu ilerledikçe göreceğiz. Mesela kütlacı mözkitte işlerken de kütlenin eşit kollu teraziyle ölçülebildiğini görüyoruz. Belki zaten siz bunu genel kültür olarak biliyorsunuz. Sıkıntı yok. Kütlenin birimi gram değil dikkat edelim. Esay si birimi yani. Kilogram. Doğru verilmiş. Eşit kollu terazi kullanılarak ölçülür. Bunda da herhangi bir yanlış yok. Cevabımız aşık olacak. İvme birim, birim zamandaki hız değişimidir. Buna göre ivmenin esay si birimi aşağıdakiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir demiş birim zamandaki hız değişimi. Şimdi bir şeyin birim zamandaki değişimi dendiği zaman o şeyin zamana bölümünü düşünmemiz gerekiyor. Mesela birim zamanda e, yediğiniz elma sayısı. Bunun birimi ne olacaktır? Elma bölü zaman şeklinde olacaktır. Birim zamanda dediğimiz zaman. Yine benzer bir şekilde birim zamandaki hız değişimi dediğimiz zaman hız değişimi delta v. Hızdaki değişiklik. Hızdaki değişiklik gene hız biriminde. Onu şöyle söyleyelim. Bunun zamana oranı şöyle t ile gösterelim. Hız bölü zaman biriminden bahsediyorum. Hız dediğim zaten e, yol bölü zaman şeklindeydi. Bunun birimine bakacak olursam, benden zaten birim olarak istemiş, birim olarak istemiş. Şöyle yapalım. Hızın birimi zaten metre bölü saniyeydi. Hız değişiminin birimi de tabii ki metre bölü saniye olacak. Bu ne demek? Hız değişiminin birimi aynı. Mesela bir cismin hızı 10 metre bölü saniye. Sonraki hızı pardon 5 metre bölü saniye. Sonra 10 metre bölü saniye olmuş. Hız değişimi ne kadar? 5 metre bölü saniye. Yani hız değişiminin birimi ne kadar oldu? Birimi ne oldu? Metre bölü saniye. Zamanın birimi de saniye. Bu ikisini bölecek olursam, metre bölü saniye, saniyeye bölersem, metre bölü saniye kare gibi bir birim elde edeceğim. Benden bunu istemiş. Bu nedenle cevabım 5 olacak. Şimdi fiziksel büyüklükleri temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olarak ayırmayı gördük. Bir de skaler ve vektörel olarak ayırmaya bakalım. Şöyle skaler büyüklüklerle başlayalım. Skaler büyüklük dediğimiz zaman e, neden bahsediyoruz? Aslında sadece sayısal bir değerden bahsediyoruz. Çünkü fizikte bazen vektörel büyüklüklerde olduğu gibi bir de yön belirtmek gerekir. Mesela bir yer değiştirme vektörü dediğimiz zaman bir noktadan başka bir noktaya doğru tanımlarız bu vektörü ve dolayısıyla belli bir yönü de vardır bunun. Fakat mesela sıcaklık gibi işte 300 Kelvin sıcaklığından bahsettiğimiz zaman herhangi bir yönden bahsetmeyiz ya da kütle gibi. Mesela diyelim ki 30 gram demir dediğimiz zaman herhangi bir yönden vesaire bahsetmiyoruz. Bu durumda sadece o fiziksel niceliğin büyüklüğünden, miktarından, şiddetinden bahsettiğimiz durumda aslında skaler büyüklüklerden bahsetmiş oluyoruz. Örneklere bakalım. Zaman. Mesela 1 saat dediğimiz zaman skaler bir büyüklük. Kütle, hacim, 1 metreküp hacim ya da bir damacana'nın 19 litre hacmi, öz kütle, öz ısı, yük, enerji. Bunlardan bahsederken herhangi bir yönden bahsetmiyoruz. Yine sıcaklık, sürat. Dikkat dikkatli olalım. Hız için aynı şey geçerli olmayacak. Hız vektörel bir kavram. Şöyle gösterelim. Hız neden vektörel bir kavram? Tanımı itibariyle öyle. Biz sürati, hızın büyüklüğü olarak tanımlıyoruz. Yani işte 20 metre bölü saniye. Hangi yönde belli değil. Sürat. Ama hız dediğimiz zaman belli bir yönde belirtmemiz gerekiyor. Tabi günlük hayatta böyle kullanmıyoruz. Genelde günlük hayatta sürat ve hız kavramını aynı anlamda gibi kullanıyoruz. Ama fizik için böyle değil. Güç kavramı, alınan yol, elektriksel potansiyel, direnç, sağ. Bunlar skaler büyüklük örnekleri. Vektörel büyüklüklere bakalım ve aradaki farkı tartışalım. Vektörel büyüklük dediğimiz zaman gene skaler bir büyüklüğü olacak ama bununla birlikte bir de yönü olacak. Mesela konum. Konum dediğimiz vektörü şöyle tanımlıyoruz. Şöyle bir sıfır noktamız olsun. Bir cisim eğer şuradaki A noktasındaysa burada konum vektörünü şöyle gösterebiliyoruz. Dolayısıyla bu iki boyutlu sayfa düzleminde belli bir yönden bahsediyoruz ve belli bir uzaklıktan bahsediyoruz cismin şu orijin noktasına olan uzaklığından bahsediyoruz. Dolayısıyla hem bir büyüklükten bir şiddetten bahsediyoruz öyle söyleyelim şu uzunluk aslında burada. Hem de neden bahsediyoruz? Bir yönden bahsediyoruz. Yer değiştirme için de aynısı geçerli. Bir x noktasından y noktasına şöyle bir yer değiştirme olduğunda belli bir yönümüz var bizim. Hız dediğimiz zaman bir yönden bahsediyoruz. Kuvvet dediğimiz zaman kuvvetin büyüklüğü 10 Newton gibi söyleyebiliriz. Bu skaler bir büyüklük, kuvvetin büyüklüğü. Ama kuvvetin kendisi hem bir büyüklüğü var 10 Newton hem de belli bir yönü var. Nereye doğru? İşte sola doğru. İki boyutlu uzayınız olsun yine şöyle. İki boyutlu uzayda hangi yönde? İşte şu yönde. Mesela diyelim ki sol tarafı bu yön olarak. Eksi x yönü olarak tanımladık. Burası x yönü, burası y yönü olsun. Eksi x yönü olarak tanımladık. Bunun gibi. Ağırlık. Mesela yönü nereye doğru? Dünyanın merkezine doğru bir yönü var. Dolayısıyla mesela şurada bulunan bir cisim için ağırlık nereye doğru? Şöyle dünyanın merkezine doğru olacak. Peki. İvme. İvmenin de bir yönü var mutlaka. Momentum. Momentumdan bahsederken yönden bahsetmeliyiz. Açısal momentum için de geçerli. Açısal hız için de geçerli. Hız ve açısal hız burada arada öyle bir ilişki kurabiliriz. Bunların detaylı olarak ne olduklarını o konuları işleyince göreceğiz zaten. Elektrik alan ve manyetik alan içinde hem büyüklükten hem de yönden bahsediyoruz. Bunlar vektörel büyüklükler. Bir uyarı yapılmış, denmiş ki Vektörel büyüklüklerden bahsederken mutlaka yön bilgisi de verilmelidir. Örneğin iki kuvvet birbirine eşittir ifadesi bu iki kuvvetin hem büyüklüklerinin hem de yönlerinin aynı olduğu anlamına gelir demiş. Yani iki kuvvetin büyüklüğü 10 Newton ise bu kuvvetler birbirine eşittir diyemeyiz. Çünkü kuvvetlerden birisi bu yönde birisi bu yönde olabilir. İki kuvvet birbirine eşitse hem büyüklükleri aynı. Biri 10 newtonsa ise diğeri 10 Newton. Birisi şöyle şu yönde ise diğeri de aynı yönde olmak zorunda. Bu durumda iki kuvvetin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna dikkat edelim. Peki. Şekilde şimdi 9. sınıf konusu olduğu için bu bir TYT konusu olduğu için sadece bir boyutta vektörle, vektörlerle ilgili işlemler yapıyoruz. Bir boyutta vektörleri inceliyoruz. E, i̇ki boyutta işlem yapmaktan kasıt da şu. Bir şu yönde bir de şu yönde olan iki vektörün ucuca eklenmesi toplanması gibi meseleler. Burada o yok. O kısım 11. sınıftaki vektörler kısmında sayısal öğrencisi arkadaşlar hani merak ederse bu kısımda sadece bu yüzden bunu yapıyoruz. Müfredatlı sınırda kalmak adına. Vektörler konusu zaten daha detaylı bir şekilde sonrasında işleniyor. Peki A, B, C, D vektörlerini inceleyelim. Vektörleri kolaylık olması açısından bir sayfa düzleminde kareli bir sistemde gösterip vektörlerin şu gösterim olan büyüklükleri boyları itibariyle şunu söyleyebiliyoruz. Mesela A vektörü sağa doğru 2 birim. C vektörü de sağa doğru 2 birim. Vektörlerin nereden başladığı nerede bittiği önemli değil. Dolayısıyla burada A vektörü ile C vektörünün ki şöyle üzerindeki vektör işaretleriyle gösterilmesi lazım. Birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi B vektörü de sola doğru 4 birim. Dolayısıyla B vektörü için şöyle söyleyebilirim. B vektörü bir kere büyüklük olarak A'nın iki katı. İki tane A vektörü gibi düşünebilirim. Aynı doğrultudalar. Ama B vektörü sola doğru. Şimdi A vektörü sağa doğru. Bu şekilde bir denklem yazarsam 2A dediğim vektör şöyle bir vektör. A'nın iki katı olan bir vektör. Şöyle onu da belirtelim. 2A dediğimiz vektör böyle tanımlanıyor. A vektöründen bir tane daha ucuna ekledik. Sağa doğru 4 birim oldu. Şimdi B ile 2A büyüklük olarak birbirine eşit ama A sola doğru B A sağa doğru 2A pardon. B sola doğru. Bunu sağlayabilmek için başına bir eksi işareti koyacağız. Başına bir eksi işareti koyduğumuz zaman eksi 2A vektörü nasıl bir vektör olacak? Bu vektör olduğu gibi yön değiştirecek. Şöyle ve biz buna şöyle gösterelim. Eksi 2A vektörü diyeceğiz. Yani ben eksi A vektörü dediğim zaman A vektörü sağa doğru 2 birim. Eksi A vektörü de şöyle sola doğru 2 birim olacak. Şöyle tam çizgi üzerinde çizelim. Bu da eksi A vektörü oldu. Bu şekilde tarif edebilirim. Peki D vektörünü A, B, C cinsinden yazabilir miyim? Yazamam çünkü o zaten farklı bir doğrultuda. Ama A, C arasında böyle bir ilişki yazdım. Aynı zamanda A ile C birbirine eşit olduğu için de buna eksi 2C vektörü diyebilirim. Çünkü dediğim gibi A ve C zaten birbirine eşit vektörlerdi. Şurada yazdığım gibi. Böyle bir eşitlikten de bahsedebilirim. B vektörü ile A vektörü arasındaki ilişkiyi de söylemiş oldum. Vektörlerde basit toplama işlemlerine bakalım. Bunun için mesela kuvvet vektörünü kullanabiliriz. 2 vektörü, 3 vektörü, kaç vektör var elimizde bunları topladığımızda bulduğumuz sonuca bu vektörlerin bileşkesi diyoruz. Böylece bileşke vektör kavramını da tanımlayalım. Mesela bu cismin üzerine uygulanan kuvvetlerin toplamı ki bu toplam vektörel bir toplamdır. Yani mesela şu cismin üzerine etki kuvvetlerin toplamı dediğimiz zaman 9 ile 6'yı topladım 15 diyemem. Yönler de benim için önemli. Buraya bakıyorum. 9 sağa doğru 6 sağa doğru. Dolayısıyla bu iki vektörün bileşkesi ne olacak? Şöyle sağa doğru ve büyüklük olarak 15 Newton olacak. Bu şekilde toplayacağım. Burada ise sağa doğru 9 var. Sola doğru daha küçük bir değer 6. Sağa doğru 9 sola doğru 6 olduğunda net olan ne olacak? Sola doğru olanı eksi gibi düşünebilirim. Çıkaracağım. 9'dan 6 çıkardım. Sağa doğru 3 çıkacak. Her zaman sola doğru olanı eksi kabul etmek zorunda değilim. Ne demeye çalışıyorum? Eğer bu sola doğru 9 sağa doğru 6 olsaydı toplam işlem sol tarafa doğru çıkacağı için bu taraf daha büyük olduğu için sola doğru 3 çıkacaktı bileşke vektörünün ee, bileşke vektörü. Burada ise sağa doğru 9 sola doğru 6 olduğu için bunu bir nevi ucuza ekleme gibi düşünebilirim. Sağa doğru 9 birim gittim sola doğru 6 birim geldim ne kadar gitmiş oldum 3 birim gitmiş oldum gibi düşünebilirim. Dolayısıyla burada bileşke vektör sola doğru 3 newton pardon sol değil 9 sağa doğru olduğu için sağa doğru 3 Newton büyüklüğünde olacak. Bileşke vektörleri de böylece göstermiş oldum. Dediğim gibi bu müfredat kapsamında sadece tek boyutta ilgileneceğiz bununla. Şimdi vektörlerle toplama işlemini daha iyi anlamak için şuraya bir bakalım. Mesela benden A artı B vektörünü toplamamı istemiş. Bu iki vektör birbiriyle aynı yönde. Dolayısıyla basitçe toplayabilirim. Yapacağım şey A'nın ucuna B'yi eklemek. Kolaylık olması açısından. A'nın ucuna B'yi eklediğim zaman... Şöyle gösterelim. 3 birim sağa doğru. Dolayısıyla ne oldu? Başladığım noktadan biten noktaya kadar şöyle uzatacak olursam şöyle çizeyim. Şu 5 birim uzunluğundaki vektör A artı B vektörü olacak. Ve bu vektörü bu şekilde gösterebiliyorum. C ile D vektörlerinin toplamını söylemiş. Mesela D'nin ucuna yani C'nin ucuna D'yi de ekleyebilirim. D'nin ucuna C'yi de ekleyebilirim. Sonuç zaten aynı olacak. D'nin ucuna C'yi ekliyorum. D'nin ucuna C'yi eklemem demek. Şöyle Aşağı doğru eklemek demek. Şuradan bu üç noktaya gittim, sonra buraya geri geldim. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Şöyle bir vektör elde etmiş oldum. Şu elde ettiğim yukarı doğru bir birimlik olan vektör, ne oldu? C artı ya da C artı D vektörü ya da bunu D artı C vektörü diye de yazabilirim. Bu ikisi aynı şey. Aynı şekilde bunu da B artı A vektörü diye ifade edebilirim. Aynı anlama geliyor. Vektörlerle yani tek boyutta toplama işlemini de burada tanımlamış olduk. Nasıl yaptığımızı. Basit bir ucuca ekleme yöntemi kullandık. Vektörlerle ilgili burada kısa bir önemli bir detay söyleyelim. Bu kareli sistem üzerinde yaptığımız şey bir gösterinden ibaret. Bir mesela bunlar bir kuvvet vektörü olabilir. Bir kuvvet vektörünü 2 birim, diğerine 3 birim gösterdiğimizde bu şöyle bir anlama gelir. Mesela 2 birim olan 20 Newton'sa 3 birim olan 30 Newton büyüklüğündedir gibi düşünmemizi kolaylaştırır. Yoksa 2 birimse 2 Newton olmak zorunda değil. Çünkü bu gösterimler değişebilir. Dediğim gibi bunlar sadece gösterim. Çoğu zaman biz bir kağıda 2 tane cisim çiziyoruz diyelim ki. 2 tane dikdörtgen. Bu dikdörtgenlerin yüksekliklerinden bahsederken. Şu uzunluklarından. Haşa 2 haş dediğimiz zaman. Burada sadece belirttiğimiz şey nedir? Biri diğerinin 2 katı. Biri 1 bir metre ise diğeri 2 metre. Biri 2 metre ise diğeri 4 metre. Ama bu kadarlık bilgiyle. Biz şu anda bunların kaç metreye kaç metre olduğunu bilemeyiz. Burada da A vektörü böyle gösterilmiş. A vektörü kuvvet vektörü olabilir, birimi Newton olur. A vektörü bir yer değiştirme vektörüdür, birimi metre olur. Birimini bile sadece bu gösterime bakarak bilemeyiz ama şekilde A B C D vektörleri gösterilmiştir derse burada şu yorumu yapabilirim. B A B, C, D kuvvetleri gösterilmiş demiş. Vektör olarak böyle gösterilmiş. B kuvvetinin A kuvvetinden daha büyük bir kuvvet olduğunu düşünebilirim. Yapabileceğim yorumlar bu şekilde. Doğrudan B'ye 3 Newton diyemem. 3 birimle gösterildi diye söylemek istediğim detay buydu. Şimdi 3 tane, 4 tane sıra sende sorumuz var. Soruları önce siz bakın, sonra da birlikte bakalım. Skaler büyüklükler bir sayı ve bir bir sayı ve birim ile ifade edilen büyüklüklerdir. Mesela 5 saniye, mesela 30 gram gibi büyüklükler. Buna göre niceliklerinden kaç tanesi skaler bir büyüklüktür demiş. Kütle skaler bir büyüklük. Hatta 30 gram diye gösterdik. Akım 10 amper şeklinde gösterebiliriz. Akım skaler bir büyüklüktür. Bazen ya hocam akımın bir yönü yok mu? Şöyle bir yönde akıyor gibi düşünülebilir. Akım skaler bir büyüklüktür çünkü vektörel toplama kuralına vesaire uymaz. Mesela iki noktaya gelen şöyle akımı ucuca eklediğimizde çünkü şöyledir. İki tane şöyle vektörü ucuca eklediğimizde şöyle bir vektör elde ederiz. Ama akım bu vektörel toplama uymaz zaten bu yönüyle de skaler bir büyüklüktür. Hacim skaler bir büyüklüktür. 1 bir metreküp hacim. Hangi yönde? Yön yok. Değil mi? Yönle ilgili hiçbir şey yok. Hız dikkat edelim. Sürat değil. Hız vektörel bir büyüklüktür zaman 5 saniye örneğini vermiştik. Skaler bir büyüklük olacak. Dolayısıyla 4 tane cevabım değişik. Geldim 14. soruya. Vektörel büyüklüklerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Şiddet ve birime ek olarak yönü de olması gerekiyor demiştik. Bir vektörün şiddeti skalerdir. Mesela 30 Newton büyüklüğünde ve şu tarafa doğru olan bir kuvvetin büyüklüğü dediğim zaman sadece neden bahsediyorum? 30 Newton'dan. 30 Newton sadece bir büyüklük. Dolayısıyla bu bir skaler. Bu skaler bir büyüklük. Hocam bu kuvvet değil mi derseniz bu kuvvet değil. Bu kuvvetin büyüklüğü. Bu kuvvet olsaydı 30 Newton olmazdı sadece. Bir de yönü olurdu ama yönü yok. Dolayısıyla bir vektörün şiddeti yani büyüklüğü skaler bir büyüklüktür. Vektörel büyüklükler toplanıp çıkarılabilir. Evet vektörlerde toplama işlemi yapabiliyoruz. Özel kuralları var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor sadece. Cevabımız E şıkkı. Geldik 15. soruya. Fiziksel büyüklükler temel ve türetilmiş ile skaler ve vektörel olarak ayrılır demiştik. Tabloda da gösterdik. Peki kaç tanesi hem türetilmiş? Şimdi türetilmişleri seçeceğim. Sonra da skalerleri seçeceğim. Şöyle yapayım. Türetilmişler için şöyle sarıyı kullanayım. Sıcaklık temel bir büyüklük. Türetilmiş değil. Kuvvet türetilmiş bir büyüklüktü. Söylemiştik bunu, birimi Newton. Hız, uzunluk ve zaman kullanılarak türetilen bir büyüklük. Ağırlık kuvvetle eşdeğer. dolayısıyla bu da türetilmiş. Yer değiştirme. Yer değiştirmeye baktığımız zaman yer değiştirme vektörel bir büyüklük ama önce orasını geçelim. Yer değiştirmenin hani birim olarak incelediğimiz zaman uzunluk uzunluğa tekabül ediyor. Temel bir büyüklük gibi düşünülebilir. Aslında Temel büyüklükten bahsederken skaler olmasına da dikkat etmek gerekiyor. Ama zaten bu birazdan elenecek ama yani sadece yer değiştirmeye bakarsam yer değiştirme için temel büyüklük demek doğru olmamakla birlikte yer değiştirme birimi itibariyle uzunluk çünkü yer değiştirmenin birimi e, temel bir büyüklük kategorisinde gibi düşünebilirim. Önemli değil, birazdan patlayacak bu ama şöyle gene işaretleyeyim. Enerji. Enerji türetilmiş bir büyüklük. Ha pardon, bunu işaretlemiyordum. Enerji türetilmiş bir büyüklük. Onu da şöyle işaretleyelim. Peki. Gelelim şimdi benden skalerleri istiyor. Onları da şöyle maviyle göstereyim. Sıcaklık skaler bir büyüklük ama zaten diğer kriteri sağlamadı. Kuvvet vektörel bir büyüklük, hız vektörel bir büyüklük. Bu da benim kriterimi sağlamadı. Ağırlık vektörel bir büyüklük, yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Zaten bir sıcaklık bir de enerji var burada skaler büyüklük olarak. Benden istenen krisere uyan hangisi oluyor? Sadece enerji oluyor. Hem türetilmiş hem de skaler. Sadece bir tane cevabım aşık oldu. Geldim 16. soruya. Şekildeki birim karelerden oluşan sistemde A, B, C vektörleri gösterilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. A artı B vektörü denmiş. Ya da B artı A vektörü gibi düşünebilirim. Yani B'nin ucuna şuraya geldim. A vektörünü ekliyorum. Şöyle oldu. Başlangıç noktamla bitiş noktasını birleştiriyorum. Sola doğru bir birimlik bir vektör. Doğru gösterilmiş. B artı C vektörü. C artı B gibi düşüneyim. C'nin ucuna B'yi ekliyorum. Sola doğru 3 birim. Başladığım noktayla geldiğim noktayı birleştiriyorum. Sağa doğru bir birim olarak gösterilmeliydi. Sağa doğru bir değil iki birim gösterilmiş. Yanlış. A artı B artı C Şöyle bir yöntemle de yapabilirim. C sağa doğru 4 birim, B sola doğru 3 birim. Ne oldu? Sağa doğru 1 birim kaldı elimde. Ucuna bir de sağa doğru 2 birim ekledim. Sağa doğru 3 birim oldu. Böyle de yapabilirim. Ya da az önce C'nin ucuna B'yi eklemiştim. Daha sonrasında da bunun ucuna da A'yı ekleyeyim. Şöyle A da 2 birim beni şu noktadan şu noktaya götüren yani sağa doğru 3 birimlik bir vektör elde etmiş oldum. O zaman bu da doğru. 1 doğru, 3 doğru. Cevabım değişiklik olacak. Sıradaki konumuz bilimsel araştırma merkezleri. Bu konu içerisinde sadece belirli kurumlarla sınırlı kalınmış. MEP kitabında, MEP müfredatında bu çok net bir şekilde belirtilmiş. Bunlarla ilgili temel bileceğimiz şeyler şunlar. Hangileri Türkiye'de, hangileri yurt dışında ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütüyor. Bu ne ek olarak her birinin ilgi alanı ne, neyle ilgileniyor, ne gibi çalışmalar yapıyor. Bunları bilmemiz aslında bizim için yeterli. Ben gene de genel kültür olması açısından biraz daha geniş alabilirim ama dediğim gibi kritik olan şeyler bu söylediklerim olacak. Olacak oldukça basit bir konu. Dünyada ve ülkemizde farklı alanlarda çalışma yürüten çok sayıda bilimsel araştırma merkezi bulunmaktadır. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Türkiye için belli bir sayıda bahsedebiliriz ama dünya çapında düşündüğümüz zaman her ülkede kendine has bilimsel araştırma merkezleri var. Biz sadece uluslararası çapta ün yapmış olanlarla ilgileneceğiz. Türkiye dışındakiler için. TÜBİTAK'la başlayalım. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Açılımı bu şekilde. Türkiye'de bilimsel ve teknolojik çalışmaları teşvik etmeyi, yönlendirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Birçok öğrenciye burs vermektedir. Birçok akademisyenin projesini desteklemektedir. Üniversitelerde yapılan birçok projede projelerin arka planında TÜBİTAK'ın olduğunu görebiliriz. Fon sağlamaktadır. Parasal destek sunmaktadır. Aynı zamanda çeşitli araştırma ve geliştirme projelerine maddi destekler sunulmalıdır demişiz. Bilim insanı yetiştirme hedefiyle çeşitli burslar sağlamaktadır. Üniversite öğrencilerine, yüksek lisans yapanlara ve doktora yapanlara burslar sağlamaktadır. Bilimin popülerleştirilmesi için yayınlar çıkarmaktadır. Belki elinize geçmiştir TÜBİTAN çıkarmış olduğu popüler bilim yayınları. Devam edelim. TAEK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu... Türkiye'nin parçacık hızlandırıcı, radyasyon ve nükleer enerji politikalarına yön vermek üzere kurulmuştur. İlk kurulduğu zamanlar aslında radyasyon ve nükleer enerji üzerine çalışmalar yürütüyordu ama daha sonrasında parçacık hızlandırıcı üzerine tıpkı Sörn'de olduğu gibi parçacık hızlandırıcı deyince aklımıza o gelebilir. Çalışmalar yürütmektedir diyebiliriz. Devam edelim. Aselsan. Askeri elektronik sanayi. Aselsan. 1975'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarını milli ve özgün olarak karşılamak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde bu faaliyetlerini geliştirerek ulus, uluslararası ölçekte bir firma haline gelmiştir. Üretim yapmaktadır. Esasında hem teknoloji üretmektedir, hem parça üretimi yapmaktadır, hem de bütün olarak bir cihazın üretimini yapmaktadır. Savunma sanayinde yer almaktadır. Devam edelim. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Ee, İsviçre Fransa sınırında yer almakta olan bu merkezin çevresi 27 kilometre uzunluğu olan dairesel bir e, tüneli var. Bu tünelle meşhur e, yani üstten çekilmiş fotoğraflarına falan belki bakmışsınızdır. CERN diye Google'a yazıp şöyle bir bakabilirsiniz. Hem içerideki tünelin görüntülerini görebilirsiniz hem de dışarıdan nasıl bir alana yayıldığını görebilirsiniz. Bu tünelde parçacıklar ışık hızına yakın hızlara çıkartılıyor. Ve karşılıklı olarak birbirleriyle çarpıştırılıyor. Bu çarpışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünler, ortaya çıkan enerjiler vesaire incelenerek başka ne gibi parçacıkların olduğu ve bu parçacıkların özelliklerinin ne olduğu gibi sorulara cevaplar aranıyor. NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi. Tabi ulusal derken kim için ulusal? Amerika Birleşik Devletleri için. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan bu kurum, 1958'de kurulmuştur. Sayısız uzay çalışmasına imza atmıştır. Nedir bu çalışmalar? Ay'a ilk ayak basılmasından tutalım da, işte Sovyetler Birliği'nin ilk insan göndermesinden sonra insan gönderme, işte Dünya yörüngesinde bir takım işte uyduların yerleştirilmesi, uzay istasyonunun vesaire kurulması gibi birçok olaya imza atmış bir kurum. Bunun dışında işte Mars'a uzay aracı gönderilmesi, Güneş sistemindeki farklı gezegenlere, Satürn'ü, Plüton'a gönderilen bir sürü uzay aracından bahsedebiliyoruz. NASA deyince. Güneş sisteminin birçok üyesine ziyaretler gerçekleştirildi. Tabii ki insansız. ESA, Avrupa Uzay Ajansı 1975 yılında uzay keşfini amaçlayan hükümetler arası bir organizasyon olarak Avrupa'da kurulmuştur. ...ESA Telekomünikasyon, Navigasyon, Uzayın Gözlemi gibi birçok konuda faaliyet yürütmektedir. Belki de denk geliyorsunuzdur işte NASA ile de birlikte birçok çalışma yürütüyor. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu'na ESA'da astronot gö gönderiyor. Geçtiğimiz e, yıllarda bir e, kuyruklu yıldızın üzerine bir iniş yapmışlardı. Belki biraz daha öyle e, gündeme gelmişti ama zaten birçok çalışmayı yapan bir kurum. Uzay ajansları bunlarla sınırlı değil... Japonya'dan İran'a birçok ülkenin kendi uzay ajansları var. Biz burada sadece iki tanesinden bahsetmiş olduk. Şimdi doğru mu yanlış mı? Önce siz bakın bunlara, sonra da birlikte tartışalım. TÜBİTAK ülkemizde gerçekleştirilen birçok bilimsel ve teknolojik geliştirme projesine maddi destek vermektedir. Evet, TÜBİTAK tam olarak da görevlerinden bir tanesi bu. Doğru. NASA'nın yapmış olduğu çalışmalar ülkemizdeki teknoloji kullanımını etkilememektedir. NASA'nın yaptığı çalışmalar zamanında işte e, uzay yarışının en hızlı olduğu dönemde yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde bugün cep telefonları hayatımıza girdi. E, GPS sistemleri işte konum bulma e, sistemleri devreye girmiş oldu. Onun dışında yani hayatımızı etkilememektedir demek gerçekten e, imkansız hatta çok ciddi oranda hayatımızı etkilemektedir. Bilgisayarların evimize girmesinde bile insanların bilgisayarları küçültüp uzay araçları için daha hafif bir cihaz haline getirmesi bile öncü bir rol oynamıştır diyebiliriz. Daha sonrasında bunlar ticari anlamlarda kullanılabileceği keşfedildi. Daha da küçültüldü evimize hatta cebimize girmiş oldu. Dolayısıyla yanlış. Genel olarak herhangi bir yapılan teknolojik çalışmanın ya da bilimsel çalışmanın bir başka yeri etkilememesi mümkün değil böyle de düşünebiliriz. CERN'de yapılan çalışmaların günlük hayatta bir karşılığı yoktur diyemeyiz. Kesinlikle vardır. Bir kere e, bilimsel bir çalışma yapılıyor orada. Belli bir takım sonuçlar elde ediliyor. Her elde edilen sonucun illa bir işte uygulama gibi işte cep telefonu gibi bir teknolojik ürün olarak ortaya çıkmasını beklemek doğru değil. Ama bunun hayatımızı e, etkilemediğini, günlük hayatta bir e, bilgi üretmediğini düşünmek yanlış. Fizik bilimi şu oldukça karmaşık etkileşimleri kendi içerisinde barındırıyor. Bir yerde yapılan çalışma başka şeyleri etkiliyor ve bütün bunlar teknolojiyi hayatımızı etkileyebiliyor. Bir karşılığı nasıl olmasın? Tabii ki yanlış. Aselsan ülkemizde bilimsel araştırma faaliyet bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Aselsan'ın ama asıl amacı bilimsel araştırma yapmak, bilinmeyeni keşfetmek değil, teknolojik çalışmalar yapmaktır. Teknoloji ile bilimi birbirinden ayırmak gerekiyor. Aselsan bilinen bilgiyi kullanarak, bilimin zaten henüz keşfettiği şeyleri kullanarak onları teknolojik ürünler haline getirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olacak. Bilimsel araştırma değil, teknolojik demek daha doğru olur. TAEK, atom bombası geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. TAEK'in sitesine de bakarsanız barışçıl faaliyetler amacıyla işte nükleer enerjinin kullanılması ya da herhangi bir nükleer sızıntı ya da bir tehlike durumunda ülkede bu konuda en bilgili, en tecrübeli kurum olmayı ve toplumu yönlendirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla atom bombası geliştirme gibi bir faaliyeti resmi olarak zaten yoktur. Kendi sitesinde de vesaire inceleyebilirsiniz. Kuruluş amacı da bu değildir. Bu nedenle yanlış diyebiliriz. Şimdi sıra sende sorularımız var. 3 tane. Önce soruları siz bakın. Sonra da birlikte çözelim. İlk olarak başlayalım. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmaları yapan uluslararası bir araştırma merkezidir? Demiş. Uluslararası dediği için yani önce uzaya bakalım. Tayek atom enerjisi demiştik. TÜBİTAK Türkiye'de bilimsel projeleri destekliyordu. Son parçacık hızlandırıcı. Ee, parçacık fiziği üzerine çalışmalar yapıyordu. Elimizde ESA ve NASA kaldı. NASA Amerika'nın ulusal bir e, ulus, Araştırma merkezi. ESA ise uluslararası bir nitelikte. Avrupa ülkeleri açısından özellikle. Dolayısıyla cevabımız aşık olacak. Uluslararası dediği için. ESA ve NASA arasında kaldıysak eğer. 18. soruyla devam edelim. Bazı araştırma merkezlerimizle ilgili yargılarından hangileri doğrudur denmiş? TÜBİTAK, fen bilimlerindeki araştırmaları desteklemek ve Araştırmacıları teşvik et etmek amacıyla kurulmuştur. Evet doğru bir ifade. Onlara burs sağlamaktadır, fon sağlamaktadır. Onları bir araya getirmektedir, projeler e, organize etmektedir. Taek, nükleer alanda araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla çalışmalarını yürütmüş, yürüt, e, çalışmaktadır demiş. Evet Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu niteliktedir. ASELSAN savunma ve uydu haberleşme alanında çalışmalar yürütmektedir. Doğru ifade olacak. ASELSAN'da tanımlarken teknolojik geliştirmeler yapan bunu savunma uydu haberleşme olarak da aslında bunu da ekleyebiliriz. Çünkü savunma sanayini düşündüğümüz zaman askeri alanda uydu ve haberleşme teknolojisi de tabii ki oldukça önemli bir yer tutuyor. Farklı yönlerden ifadeler içeren şeyleri de burada barındırmaya çalışıyoruz ki farklı şekillerde gelebilir. Bir de genel olarak bu bir genel kültür. Bunu edinmekte fayda var diye düşünüyoruz. Sonra ilgili hangileri doğrudur denmiş. CERN birçok ülkenin ekonomik olarak desteklediği ve birçok ülkeden bilim insanlarının çalıştığı uluslararası bir araştırma merkezidir. Duyuyorsunuzdur Türkiye'den bilim insanlarının çalıştığı birçok ülke tarafından fonlanan çalışmaların olduğu bir merkez. CERN'de maddeyi oluşturan parçacıkların tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgili yani parçacık fiziğine dair çalışmalar yapılmaktadır. Evet doğru. CERN'de yapılan çalışmalar elektronik ve bilişim alanında, alanlarındaki teknolojik gelişmelerde de ...gelişmelerde etkili olmuştur. Sonra yapılan çalışmalar... ...orada oldukça hassas ölçüm ölçüm cihazlarının geliştirilmesi... ...oldukça hassas elektronik sistemlerin orada geliştirilmesi... ...o teknolojiye yatırım yapılması... ...karşılık olarak orada gelişen teknolojinin... ...insanlığın aslında hizmetine sunulması anlamına geliyor. Tabii ki etkili olmuştur diyebiliriz. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 cevabımız E şıkkı olacak.